Ben birazdan buraya telefonumu sokmayı düşünüyorum bir de. Battı gitti. Herkese selam arkadaşlar. Yine harika bir video ile birlikteyiz. Şu anda yeni uyandım sayılır. Yani saat 10 civarı. Bu videoda yapacağımız şeyler hepinizin dikkatini çekecek diye düşünüyorum. Çünkü hepimizin böyle eski ayakkabısı vardır eminim ki. Birçoğunu kullanmıyoruz. İşte eski de yırtıldı, ne bileyim böyle kirli gözüküyor diye. Bugün onları nasıl efsane bir hale getirebiliriz onu göstereceğim. Ayrıyetten biliyorsunuz Betül, Arda ve Kerem bana iPhone 11 aldılar. Bu telefonu boyamayı düşünüyorum. Umarım bir şey olmaz. Umarım başına bir şey gelmez ama çok değişik bir teknikle böyle suya yatırarak falan böyle spreyle boyamayı düşünüyorum. İnşallah bir şey olmaz telefona. Hatta şöyle göstereyim bakın telefonu. Biraz geç aldılar hakikaten ama sonunda aldılar. Neden bahsettiğimi anlamayanlar için aşağıya video linkini bırakıyorum. Bunu Yasemin yapmıştı benim için. Bugün bu videoda o da eşlik edecek bana. Ofiste göreceksiniz. Ayrıca şu ceketi de o yaptı. Şuna bak, şuna. Evet, böyle ürünleri nasıl kişiselleştirebiliriz bugün onu göreceğiz. Bugün yapacağımız ürünlerden bazılarını eğer güzel olursa sizlere hediye etmeyi düşünüyorum. O yüzden videoyu kaçırmayın. Ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Uzun zamandır görmediğiniz birisini göstereceğim. Büyük sanatçı doğayen yeni geldi. Wow. Ziyaretimize Hatice Rende. Ne haber anne? İyilik yavrum, senden ne haber? İyidir. Ne güzel bir gıdık ya. Ay, bu ne güzel bir gıdık ya. Çok nefret ediyorum ondan. Ona güzel deme. Babam da geldi ama onun yanına çok gitmiyorum. Çünkü beni her gördüğü yerde masaj kitliyor bana. Haber. O zaman hazırlanıyorum ve ofise doğru yola çıkıyorum. Nasıl oldu? Oha! Bende bu kadar sakal var mıydı az evvel ya? Bu nedir? Yuh! Nasıl çıktı buradan o kadar ya? Ve ofise geldim. Yasemin de geldi. Yasemin hoş geldin. Hoş kanalıma. Buldum. İnanılmaz ekipmanlarıyla birlikte geldi. Şöyle bir bavul. Ayakkabılar işte bu boyalarla yapılıyor. Şu inanılmaz bir sanat yani. Şuna bir bakın arkadaşlar. Şu ayakkabının ya muhteşemliğine bakın. Şunlar bizim kirli ayakkabılarımız. İşte bu hepimizin var böyle ayakkabıları. Bunu da ben en son nereye gitmiştim? Paintball gibi bir şeye gitmiştim. Kirli diye sadece böyle kirlenecek zamanlar kullanıyordum. Ama artık daha güzel zamanlarda kullanmak istiyorum. Hadi bakalım. Evet. Şimdi asıl boyama işlemlerine başlıyoruz. Şimdi ilk etapta şu benim pis ayakkabımı bir temizleyeceğiz. Senin tarzında boyayacağız. Senin sürekli yaptığın tarzda işte fırçayla vesaire. Ben de deneyeceğim ama muhtemelen çuval alacağım, Yasemin yapacak. Ondan sonra da farklı bir teknik deneyeceğiz. Ama bunu ikimiz de ilk defa deniyoruz. Böyle spreyle suyun üstüne sıkmalı falan filan bir teknik. iPhone 11 kaplamayı deneyeceğiz. AirPods kaplamayı deneyeceğiz. Başka ayakkabılar kaplamayı deneyeceğiz. Beni komple kaplayacağız. Gaza gelmiş. Kafayı daldıracağım. Şu an senin stajyerin gibiyim. Alper stajda gibi düşünebiliriz. Evet, ayakkabıları tertemiz yaptık. Boyanmaya hazır şu anda. Daha önceden belirlemiştik. Joker yapacağız. Evet, ilk tarafını Yasemin bitirdi arkadaşlar. Şu şekilde gayet de kısa sürede yani bir 20-30 dakika falan geçti. Şöyle gösteriyorum size. Gerçekten efsane oldu ya. Şimdi öbür tarafına geçiyoruz. Öbür tarafına da Why So Serious yazacağız. Hı hı. Onu da diğer ayakkabının dış tarafına yazıyoruz. Evet. Okey. Evet, ayakkabının öbür tarafı da şöyle oldu. Şöyle de göstereyim size. Şimdi bunu renklendireceğiz. Ya durduk yere ayakkabıyı güzelleştirdik ya. Bak ben bu ayakkabıyı giymiyordum aylardır. Şu anda en çok bunu giyeceğim. Bu arada kullanılmış olduğu için arkadaşlar bunu hani size hediye etmeye şey yapamadım, like göremedim ama ben bunu çok beğendim diyen varsa bana Instagram'dan DM'den yazabilir. Ben bunu kullanılmış olsa da giyerim diyecek olan baba yiğitler varsa 42 numara kendisi. Vallahi bence müthiş oldu. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Evet, ayakkabıları manuel elle boyayınca tabii ki kusursuz oldu. Ellerine sağlık. Şimdi arkadaşlar biz bu ayakkabıyı tam 20 TL'ye aldık. En ucuzunu aldık. Buna
Şimdi Adidas şeyi çekeceğim bantlarla, böyle 3 tane bant çekeceğim ve ondan sonra öyle boyayacağız. Bakalım bu 20 TL'lik ayakkabıyı bir Adidas'a çevirebilecek miyiz? Evet, şöyle Adidas bantlaması yaptık. Bakalım hadi, inşallah istediğimiz olur. Hadi inş. Görelim. Evet, şimdi size bu tekniği anlatalım. Bir kova suyumuz var. Şöyle gösterelim. İçine spreyleri sıkacağız. Dilediğimiz renklerde, bir sürü renkte spreyimiz var. Ardından üstünde bir tabaka oluşacak ve üstüne şöyle direkt daldırıp çıkartacağız. Biz umutluyuz. İnşallah olacak. Başlayalım mı? Başlayalım. İyi çalkalamak gerekiyor bunları. Evet, şöyle başlayalım mı? Başlayalım. O zaman. Haydi bakalım. Rengarenk bir stil çıkacak. Ben yapabilir miyim ilk? Tamam, ama benim gördüğüm kadarıyla önce yan boyamasını istediğin yanını. Çünkü iki tarafı da ayrı ayrı batırmamız gerekiyor. Sen bana bırak. Bak şimdi. Daldırıyorum. Çarşaf gibi geliyor bak. Daldırdım. Ters, şimdi yüzüstü çevireceksin. Oo, bu kötü oldu sanki. Umudunu kaybetme. Çok sallama. Bence oldu. Allah Allah. Bence güzel olacak. Bu işin sonunda güzel olacak. Şimdi diğer taraf için. Hazır mısın? Hazırım. Gidiyor. Gidiyor gönlümün efendisi. Haydi bakalım bak. Çarşaf mübarek. Çarşaf, çarşaf. Oo, ters çevirdi. Öbür taraftan da aldı bir dal. Bunu yapacak olanlara bir duyurumuz. Eldivensiz yapmayın. Şimdi son bir kat üst tarafını. Tamam. Bu burada kurusun. Ben birazdan buraya telefonumu sokmayı düşünüyorum bir de. Öyle düşünün. Bak, burada farklı bir teknik çalıştık. Batıralım mı Alper? Evet, batıralım gitsin. Baksana hemen kuruyor. Çok kurutmamak gerekiyor. Emin misin? Ha, o zaman sürdüğümüz gibi sen bir de arkadan da daldı. Üstündekini de alıyorsun. Senin öyle bir stilin var. Hazır böyle daldırmışken. Denemek ister misin? Şuraya bir daldırsana hemen. Bakalım olacak mı? Daha hızlı bir çalışma yaptık bu sefer. İyi, sanki, iyi. Olsun, sanki, olsun. İyi mi diyorsun? Çok kırmızı oldu. Şunu bir kurumaya bırakalım. Bakalım ne çıkacak sonucunda. Şu anda çok umut vaat etmiyor ama. Öbürünü deneyelim. Hiç sıkıntı yok. Sıradaki. Sıradaki. Bakalım. Ben inanıyorum. Çok güzel topluyor boyayı ya. Şimdi bunu kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra bantladığımız yerleri çıkartacağız. Ve o zaman güzel bir şey çıkacak diye ümit ediyorum. İnşallah öyle olur. İnşallah. Sırada çok sevdiğim AirPods'um var. Bunu normalde su geçiriyor, bu öyle bir şey değil. O yüzden etrafına şöyle bir bant çektim. Altına, bu şarj yerine bir bant çektik. Şu kalan yerleri boyayacağız. İnşallah güzel olacak diye düşünüyorum. Bakalım. Haydi bakalım, başlayalım. İnşallah bozulmaz. Sim dökeceğim. Bu simi de Allah. İlk defa deniyoruz bu arada simi de. Bence bunu sen yap. Yok, onu sen yap. Okey, hadi benim AirPods'um. Bu riski ben alıyorum. Bakalım ne olacak işin sonunda. Az sonra bunu da kurumaya bırakalım. Göreceğiz. Evet, ilk yaptıklarımızın kurumasını beklerken akşam oldu. Şimdi AirPods'a ve ayakkabılara bir bakalım. Bantlarını çıkartalım. Bakalım neler olmuş. Ondan sonra da iPhone 11 Pro Max X Star'a geçeceğiz. Şimdi bundan başlıyorum izninle. İnşallah su geçirmemiştir ve yaşıyordur. Şu çıkıyor. İçine pamuk sokmuştuk. Su girerse pamuk emsin diye. Pamuk gayet kuru. Güzel. İçine su girmemiş. Ve şöyle bir şey oldu arkadaşlar en son. Nerede görseniz benim AirPods'um olduğunu anlayacağınız bir model oldu. Güzel oldu mu tartışılır ama kişiselleştirdik. Customize ettik. Şimdi bir de ayakkabılar var. Hadi bunu da sen aç. Adidas'ları bir açalım ilk önce. Bakalım Adidas oldu mu? Ne kadar Adidas? Ne kadar Adidas? 20 TL'lik bir ayakkabı gibi durmuyor. Adidas modeli işe yaramış yani. Bildiğin Adidas yani. Şöyle göstereyim. Şimdi sırada iPhone 11 var. Hem kendisini sokacağım suya hem de kabını sokacağım. Şimdi iPhone 11 ile devam ediyorum. Şimdi bantlıyoruz. Hadi bakalım. Evet, telefonu bir güzel bantladık ve şimdi de mat beyaz boyayla boyayacağız ki buradaki sprey boyaları iyi tutsun. Evet, kendi iPhone 11 Pro'mu, Max'imi boyuyorum. Hadi bakalım. Allah'ım inşallah bir şey olmaz.
Haydi bakalım kapla alıştırmamızı bir yapalım. Soktum gitti. Vay tek parça da aldın. Gitti. Vay. Biliyor musun yanları kapatırsak harika olacak. Ben en sonunda şöyle bir saçma hareket yaptım ya şurası gitti. Aa bak bu çok güzel oldu ha. Bak bu işte şu an artık ustalık eseri olmaya başladı yavaş yavaş. Ayakkabı, bir nazar boncuğu oldu ya. Vallahi ayakkabı AirPods bir tık göze hitap etmese bile ayakkabı bence iyi oldu bu arada. Ama bu daha da güzel oldu. Şimdi en güzeli inşallah Allah izin verirse iPhone 11 Pro Max'imize. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Ama senin de biraz bir şeyler yapman lazım. Tek taraflı olmaz. Heh. Şöyle şekil vereceğim. Bak iyi izle. Şu şekilleri iyi izle. Batırıyorum. Battı gitti. Batırıyorum. Geri de çıkarmıyorum. Evet böyle bir şey oldu. Kamera arkasından beğendiler. Ben bir tur daha koysam mı diye düşündüm ama beni durdurdular. Beğendiklerini söylediler. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Ardından bantları sökeceğiz. Şu kameranın olduğu yerde bantı. Orayı da sökeceğiz falan. Neşterle keseceğiz falan filan daha. Şöyle bir işi var. Güzel olacak inşallah. Hadi bakalım. İlk başta ön tarafın bantını bir çıkartayım. Gerçekten bu korkutucu. Şu an telefonun içini çiziyor olabilirim. O yüzden o kadar gerginim ki. Telefonu daha alalı 2 gün olmuş ya. Yapılacak iş mi bu? Şimdi en zoru kameraların olduğu tarafı kesmem lazım. iPhone'u neşlere yatırdım ya. Böyle iş yapılmaz ya. Tam şu anda durdurup videoyu likelayıp kanalıma abone olabilirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü bu sanırım iPhone 11 çöp olma yolunda doğru gidiyor. Tadam! Bence güzel gözüküyor ama şurada ben keserken bir iki hata yaptım. Yapmadım diye şöyle yakından göstereyim. Ama bunu bir kere daha yapabilirim ve bir sonraki eminim ki bundan çok çok daha güzel olacak. Siz de bu şekilde kaplayabilirsiniz ama dediğim gibi biraz riskli. Yani o riski göze almadan sakın bu işi yapmayın. Ben mesela hala korkuyorum içerisi çizildi mi diye şu an neşterle içimi yiyor yani açıkçası. Ama bir süre böyle kullanmak istiyorum. Tabii ne kadar gidecek böyle bilmiyorum ama eğer kendime çok çok güvenirsem direkt arkasını da boyayabilirim. Biraz daha tabii tecrübe kazanmam lazım. Evet kabımız da tam olarak şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi bir de kabı deniyorum en son. Bakalım olacak mı? Yani nasıl olacak? Kap da güzel oldu ha. Kötü durmadı sanki. Bence gayet ne diyorsun? Dev bir nazar boncuğu. Dev bir nazar boncuğu olmuş harbiden ister istemez. Yani bence sprey boyalarla suyun üstünde yapılmış olması böyle bir şey katıyor. Hani bir hava katıyor yani bunu sen biliyorsun ama havasını atarsın yani. Bunu böyle sprey boyayla suda yaptım falan dersin. Bence güzel. Benim hoşuma gitti. Vallahi sana da çok çok teşekkür ederim. Videomu güzelleştirdiğin için. Bugünkü yaptığımız ürünleri şu anda ekranda görüyorsunuz. Vallahi hepsi demek zor olsa da... Elimeyi göz nuru. Bir kısmı güzel oldu. AirPods işte. Ayakkabılar ilk de beğenmedik. Şu anda bayağı hoşumuza gitti. Güzel duruyor kuruyunca. Yani, aynen. Aynen. Kuruyunca hoşumuza gitti. Umarım videoyu beğenirsiniz ve kanalıma abone olursunuz. Aynı zamanda Yasemin'in de hem Instagram'ını hem kanalını aşağıya koyuyorum. Gerçekten çok güzel şeyler yapıyor. O yüzden bence bir mutlaka bakın. Haydi görüşmek üzere. Bye bye. Var mı söylemek istediğim şey? Emsin? Yok kanalı söyledin yeterli benim için. Okay.